Şimdi bizim açtığımız yani en önemli iki tane dava. Bir, bu gördüğünüz Akbelen Ormanı'nın kesim izin iptal davasıydı. Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı açmış olduğunuz. Bir de maden sahasının genişletilmesine ilişkin iptal davasıydı. İki dosyamızda da yürütmenin durdurulması kararı olmasına rağmen tetikçi bilirkişi heyetleri vasıtasıyla bu yürütmenin durdurulması kararlarını kaldırdılar. Şu anda şirketin buraya girmesini engelleyecek hukuken bir yürütmeyi durdurma kararı yok. Ama şirketin buraya girmesini engelleyecek anayasal, hukuki, meşru direniş hakkımız var bizim. Ve şu anda şirketin buraya girmesini engelleyen de bu. Ve biz bunu defalarca deklare ettik. Anayasanın 17. maddesine göre herkesin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir. Anayasanın 56. maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ve anayasanın 169. maddesine göre yurttaşlar ormanları koruma hakkı ve görevi de vardır. Yani ormanları koruma hakkına sahip olduğu gibi devlet tarafından, anayasa tarafından ormanları koruma görevi de verilmiştir bize. Dolayısıyla biz anayasal haklarımızı kullanarak şu anda burada direniyoruz. Ve şirket de ve Orman Müdürlüğü de şu anda halkın hukuki, meşru, anayasal direnişinden çekindiği için buraya giremiyor. Ve biz de bunun sonuna kadar da bu direnişi sürdürmeye kararlıyız. Şirket yetkilileri bu tip söylemlerde bulunmaya başladılar. Yani AKP seçimi kazandığı takdirde, kazandığının ertesi gün Akbelen Ormanı'na gireceğiz, kesimi yapacağız. İşte hızarlarımızı hazır ediyoruz, benzinimizi, mazotumuzu hazır ediyoruz, yakıtımızı hazır ediyoruz şeklinde şirket yetkilileri köylüyü korkutmak için söylemlerde bulundu, belki de bilemiyorum. Biz de bunun üzerine AKP seçimi kazandı. AKP'nin seçimi kazanması üzerine de şirket yetkililerinin eğer söylemleri doğruysa anayasal direniş hakkımızı kullanmak için tüm çevre ekoloji örgütlerine çağırmıştık. Gerektiğinde hepimiz buraya yığılacak şekilde. Biz yakında muhtemelen Muğla Milas'taki birçok hakimi ve savcıyı, daha önce idare mahkemesi hakimlerini, yani davamızda yürütmenin durdurulması kararını kaldıran ve itirazlarımızı haksız ve gerekçesiz bir şekilde reddeden, kanunları uygulamayan Muğla 1. İdare Mahkemesi hakimleriyle İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi hakimlerini hakimlikten atılmaları talebiyle HSK'ya şikayet etmiştik. Muhtemelen biz aynı şikayetleri Milas savcıları hakkında da yapmak zorunda kalacağız. Çünkü şu anda burada açık bir şekilde zeytin yasası ihlal ediliyor. Akbelen Ormanı'nın içerisinde zeytinlikler var ve Akbelen Ormanı'nın içindeki zeytinliklere 3 kilometreden daha fazla madenciler yaklaşamayacak olmasına rağmen bugün gördük, zeytinliğin 50 metre yanında kömür çıkartmaya devam ediyorlar. Ve biz defalarca şikayet etmemize rağmen Milas savcıları yasaları Beşli Çete'den Limak'a uygulamıyor ve anayasanın 10. maddesini de ihlal edip anayasal suç işliyor Milas savcıları. Neden? Çünkü anayasanın 10. maddesi şunu der: kanun önünde herkes eşittir. Hiçbir kimseye, hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınamaz. Ama Muğla'da sermaye sınıfı, özellikle de sermayenin içerisinde Beşli Çete imtiyazlıdır. Anayasanın 10. maddesindeki hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınamaz. Kanunlar herkese eşit uygulanır. Anayasal hükmü açıkça ihlal edilmektedir. Milas savcıları anayasal suç işlemektedir. Önümüzdeki hafta biz tekrar bu kömür çıkartılmasına, zeytinliklerin yanında kömür çıkartılmasına ilgili tekrar şikayet dilekçesi vermeyi planlıyoruz. Milas savcıları defalarca yaptığımız şikayete rağmen yine harekete geçmezlerse, bu defa Milas savcılarını da daha önce şikayet ettiğimiz gibi HSK'ya savcılıktan, kamu görevinden atılmaları talebiyle şikayet etmeyi planlıyoruz. Artık dünya 30 yıl öncesinin, 40 yıl öncesinin, 50 yıl öncesinin dünyası, gezegeni değil. İklim krizi artık gezegen halklarının hayatını, geleceğini tehdit ediyor. İklim krizinin tehdit ettiği bu süreçte vahşi, liberal, kapitalist, ekonomik yıkım politikalarıyla gezegen halklarının da, Türkiye'nin de, Türkiye'deki halkımızın da yaşayabilmesine, hayatını devam ettirebilmesine imkan yok. Yani her geçen gün fırtınalar, iklim afetleri, susuzluk, bakıyorsunuz artık kış yağışları ortadan kalktı. Kışın yağmur yağmıyor.
Yani toprağın suya ihtiyacı olduğu, ekinlerin bitmesi gereken dönemde yağmur yağmıyor. İlkbaharda ve sonbaharda aşırı yağışlar oluyor. Ondan sonra yazın hiç yağmur yağmıyor. Yani dolayısıyla şeyde iklim afetleri sayısına baktığınız zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün doğal o ekosistemleri tahrip eden, tarımsal üretimi baltalayan, gıda stoklarını tehlikeye düşüren iklim afetleri sayısına baktığınız zaman Türkiye'de 1950 ile 59 arasında 65 tane, 69 tane iklim afeti olmuş. Sonra artmaya başlamış. 80 ile 89 arasındaki 10 yıllık süreçte 679 tane olmuş. 2018'de tek bir yılda 876 tane iklim afeti olmuş. Yani dolayısıyla artık Türkiye'nin geleceğini, halkın yaşam hakkını tehdit ediyor. Bu termik santraller, bu madenler, bu orman kesimleri, nükleer santral. Dolayısıyla bizim yaşayabilmemiz için ekolojik bir devrime ve ekolojiyi anlayan yöneticilere ihtiyacımız var. Liberal kapitalizmin ekokırım politikalarının derhal önüne set çekilmesine ihtiyaç var.